Gerçek adı Margareta Getuda Zena olan Mata Hari, Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşamış ünlü bir dansçı. Hollandalı Mata Hari'nin yaşamı ölümünden sonra birçok film ve kitaba konu oldu. Genç yaşta evlendiği asker kocasının görevi nedeniyle gittiği Doğu ülkelerinde mistik danslar öğrenen Mata Hari, Hollywood ve Batı dünyasında büyük üne kavuştu. Ancak Mata Hari'nin hayatı her zaman renkli sahne ışıkları altında geçmedi. Güzelliği ve kıvrak danslarıyla birçok ülkede alkış toplayan genç kadın, gittiği yerlerde nüfuzlu devlet yetkilileriyle yakın ilişkiler kurdu. Bu ilişkiler savaştan sonra sanatçının hayatına mal oldu. Almanlar adına casusluk yapmakla suçlanan Mata Hari, 1917'de Fransızlar tarafından kurşuna dizildi. Mata Hari'nin kısa yaşamı yıllar geçtikçe efsaneleşti ve genç kadın yalnızca casusluk tarihinin değil, dans ve sahne sanatlarının da unutulmaz ismi haline geldi. Şimdi bu genç ve güzel kadının hayatı Türk asıllı sanatçı Necla Yatkın'ın sahnelediği bir eserle ölümsüzleşiyor. Mata Hari'yi Yeniden Yaratmak adlı gösteride çocukluktan ölümüne kadar yaşadıkları, dostlukları, aşkları ve sanatçı kişiliğiyle Mata Hari'yi Necla Yatkın canlandırıyor. Tek kişilik gösterinin koreograflığını da üstlenen Yatkın, Amerika'da yayınlanan dans dergisince 2005'in görülmeye değer en iyi 25 dansçısından biri seçildi. Yatkın, New York Times ve Washington Post'tan da olumlu eleştiriler aldı. Almanya doğumlu olan Necla Yatkın, uzun yıllar Avrupa'nın değişik kentlerinde sahneye çıktıktan sonra Amerika'ya geldi. Ailemin 1965'te Berlin'e göçtüler. Ben Berlin'de doğdum, Berlin'de büyüdüm. Albert Einstein Fen Lisesi'ne gittim. Ondan sonra da Modern Dans Konservatuvarı'na gittim. Almanya, İngiltere, Macaristan ve Rusya dahil birçok ülkede dansını sergileyen Necla Yatkın, aynı zamanda Maryland Üniversitesi'nde yardımcı profesör olarak sanat dersleri veriyor. Necla Yatkın'ın dansında kimlik arayışı ve çok kültürlülük öne çıkıyor. İşlediği temalar arasında toplumsal dönüşüm ve yansıma da büyük yer tutuyor. Dans etmenin yanı sıra sahne koreografisi de yapan genç sanatçı, Amerika'ya gelişini şöyle anlatıyor. Amerika'ya profesyonel dansçı getiren bir şirket beni davet etti. Sonra buraya geldim. Dansımı çok beğendiler ve kalmamı istediler. Şimdi de koreografi yapıyorum ve sahnede dans ediyorum. Necla Yatkın'ın öğrencilerinden Sarah Levy, onun sadece dansçı olarak değil, koreograf olarak da çok başarılı olduğunu söylüyor. Levy'e göre, Yatkın sadece sahnedeki dans figürlerini değil, bunları bütünleştiren ışık, ses ve dekoru da en ince ayrıntısına kadar düşünüyor. Ve Yatkın'ın başarısının sırrı da bu. Washington'da yaşayan Necla Yatkın son eseri için önümüzdeki ay uzun bir Amerika turnesine çıkacak. Necla Yatkın'ın eserleri ve dansı ile ilgili ayrıntılı bilgiye sanatçının web sitesinden ulaşabilirsiniz. Sizleri Necla Yatkın'ın ünlü müzisyen Ömer Faruk Tekbileğin müziğiyle dans ettiği bir sahneden görüntülerle baş başa bırakıyoruz.